Bugün 43. ayette kralın rüyasıyla inşallah tekrar ayetimiz üzerinden, suremiz üzerinden devam etmeye çalışacağız. Ki devlet halkı için baba gibi olmalıdır. Burada yönetici vasfına sahip kim varsa söz gelimi bir partinin liderinin partiye tabi olanlarını, daha da küçültelim bir derneğin derneğe tabi olanların ya da bir cemaatin bireylerinin o cemaat bireylerini yönetici vasfında olanların onların koruyup kollaması ile alakalı böyle bir mesaj verilebileceğini Allah alem söyleyebiliriz kardeşler. Çünkü yaptığımız her iyiliğin sonrasında bir karşılık beklemeye başlarız. Bu karşılığı göremeyince de artık ne yaparız? İyilik yapmaktan vazgeçmeye başlarız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Amin. Kardeşler Rabbimize hamdolsun. Kitabını okumak, dinlemek üzere tekrar Rabbim bizi bir araya getirdi. Rabbimize hamdü senalar olsun. Yusuf suresindeki kaldığımız yerden en son 42. ayeti okumuştuk. 42. ayet-i kerimede ikisinden kurtulacağını bildiği kişiye Yusuf aleyhisselam efendinin yanında beni an demişti. Şeytan onu unutturunca bir süre daha zindanda kaldığını, 3 yılla 9 yıl arası bir süre olduğunu okumuştuk en son. Bugün 43. ayette kralın rüyasıyla inşallah tekrar ayetimiz üzerinden suremiz üzerinden devam etmeye çalışacağız. Tabii sohbetimizin başında ders kayıt da altına alınıyor. Daha sonra yayınlanıyor. Bugün bu zamanda bu tarihte yapılan bir ders. Zulmün en has safhaya çıktığı bir zamanda. O zalimler için Rabbimizden yine o zalimlerin kahretmesini, müminlere yardım etmesini, müminler olarak da bizlerin de bu konuda bize düşen neyse Rabbimiz onu yapabilmeyi bizlere nasip etmesini duasıyla, niyazıyla 43. ayetten devam edelim inşallah. Rabbim kardeşlerimizin de yardımcısı olsun. Bizi de duyarsızlaştırmasın, duyarlı müminlerden eylesin. Bu konuda duyamızın kabulü için de gereken olan fiiliyatı da ortaya koymayı Rabbim bizlere nasip eylesin. 42. ayette dediğimiz gibi rüyayla, 3. rüya Mısır suremizde kralın rüyasıyla devam ediyoruz. Estağfirullah, Bismillah. Ve kâlel melik. Ve kral, melik dedi ki, İnni erâ. Şüphesiz ki, muhakkak ki ben görüyorum. Seb'a bekaratin simen. Simen, semiz, etli, butlu, güçlü bir 7 tane inek görüyorum. Ye'kulun. يَكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ Zayıf 7 tane inek bu güçlü inekleri, semiz inekleri yiyor. وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُدُرٌ Ve 7 yeşil başak görüyorum. Ve اُخَرَ يَابِسَاتٍ Ve 7 kelimesi burada geçmiyor. Ve kuru başak görüyorum bununla birlikte. اَيُّهَا الْمَلَعُ Ey efendiler, اَفْتُونِي Fetvasını bana verin. Fi rüyaya. Benim bu rüyamın fetvasını bana verin. İn kuntum. Eğer sizler li rüya te'burun. Rüyaları tabir ediyorsanız bu rüyamın fetvasını bana verin ey efendiler. Tekrar baştan şöyle mealini okuyacak olursak. Kral dedi ki ben rüyamda 7 tane güçsüz İneğin 7 tane güçlü, semiz, etli, butlu ineği yediğini ve 7 yeşil başakta diğer 7 kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, ey vezirler, ey bakanlar, ey bu konuda ihtisas yapmış, profesör olduğunu iddia eden ey sizler, eğer rüya hakkında fetva verebiliyorsanız bana bu rüyamı yorumlayın dedi.
Kardeşler, Melik olarak anılan kişiden belki kısaca bahsetmek gerekiyor. Rivayetlere göre burada bahsedilen kişi Reyyan bin Velid'tir. Biz dersimizin başından beri hep ihtilaf olduğunu söylüyoruz. Yusuf suresi ve bahsedilen Yusuf peygamberin hayatı hangi zamanda olmuştu diye. Genelde tefsir kitaplarında M.Ö. 1700 ile 1580 yılları arasında. Yani M.Ö. yaklaşık 1600 yıl, 1700 yıl önce Mısır'da Reyyan bin Velid adındaki bir melikten bahsedildiği geçiyor. Buradan yola çıkarak bu tabir iman etmeyen birine melik denilebileceğine delil olduğunu söyleyen alimlerimiz olmuştur. Bazılarına göre ise bir inkarcıya, iman etmeyen birine melik, emir denilemez. Çünkü Peygamber Efendimiz Bizans İmparatoru Heraklius'a büyük anlamındaki Azimi Rum demiş ama Melik-i Rum veya da Emir-i Rum ünvanlarını kullanmamıştır. Çünkü Melik ve Emir ünvanları dinleyen kimselere onun üzerinde bir hakkı olduğunu, ona itaat edilmesini gerektiren bir düşünce gibi, sanki itaat edilmesi gereken bir emir gibi bir ihsasta bulunabilir. Yani üstü kapalı bir imada sezdirme, ima edilebilir denilmiştir. Bununla birlikte biz tabi burada Kur'an, Mısır krallarından bahsederken, genelde Firavun diye bahsederken, özellikle Firavun dönemindeki ikinci Ramses olduğunu bildiğimiz yönetim tabakasına, o bakanlar kuruluna Firavun derken, Firavun diye anılırken burada Melik denilmesi, burada sanki bu Melik'le alakalı olumlu bir yön var gibi ki surenin devamında zaten biz bu Melik'in öğrendikleriyle olabildiğince adaletle hareket etmeye çalıştığını, Yusuf Aleyhisselam'a da bu konuda tanıdıktan sonra ona hakkını verdiğini, onun hakkında bir şeyler duyduğunda yanımızda güzel bir yere geleceğini, onunla konuştuktan sonra artık daha büyük bir makama sahip olduğunu söyleyecek ve kenarda çekilecek, artık ondan vahiy bahsetmeyecek, iktidarın Yusuf'a kaldığını, Aleyhisselam'a kaldığını göreceğiz. Kuvvetle muhtemel de bu kişinin iman etme ihtimalinde yüksek olduğunu ama bu konuda net bir bilginimiz de olmadığını söylemiştik. Burada melik üzerinde vahyin Firavun değil de niye melik dediğini birazdan rüyası üzerinden bir takım yorumlar yaparken ihtiyacımız olacak. O yüzden bunun üzerinde kısaca durmak istedim. Tabii Hazreti Musa döneminde Mısır'ı Kıpti soyundan gelen Firavun hanedanı yönetiyordu. Ülkede bir tehlike oluşturacağı gerekçesiyle de İsrailoğullarının erkek çocuklarını öldürüyor, kızlarını sağ bırakıyordu. Bunu da Bakara suresinin 49. ayetinden okuyabiliyoruz. Kardeşler, kısaca Mısır kralının rüyası üzerinde tabi biraz durmamız gerekiyor. Mısır kralı tefsirlerde o kadar çok bilgi var ki, yani sırf onu okumaya kalksak, onunla ilgili bir ihtisas yapalım, araştırma yapalım desek birçok bilgi var. Kısaca şöyle biraz özetleyecek olursam, Mısır kralı bir rüya görüyor. Tabi dehşetli, ilkildi bir rüya. 7 tane besili inek denizden çıkıyor. Rüyasında geçtiği üzere yorumlarda, tefsirlerde 7 tane etli, butlu, güçlü inek denizden çıkıyor. Arkasından da 7 tane cılız inek çıkıyor. Bu 7 tane cılız inek etli, butlu 7 ineği yiyor. Ama bu yiyen ineklerde diğer inekleri yok ettikleri, yiyerek bitirdikleri halde kendilerinde hiçbir değişiklik olmuyor. Yine cılız 7 tane inek olduğunu görüyor. Yine taneleri olmuş 7 yeşil başağı, yanlarında kurumuş 7 tane kurumuş başağın o 7 yeşil başağı kucaklayıp sarıp onları yok ettiğini görüyor. Hani cılız ineklerin etli butlu ineği yok ettiği gibi kuru başakların da o yeşil başakları yok ettiğiyle ilgili bir rüya görüyor. Dehşetle uyanıyor ve hemen sihirbaz, kâhin, rüya tabircilerini çağırarak onlara rüyasını anlatıyor. Ve ey sihirbazlar, kâhinler, tabirciler, eğer rüya yorumunu biliyorsanız rüyamı bana yorumlayın diyor. Yani rüya yorumundan anlıyorsanız, bu sahada bilgi sahibiyseniz benim rüyamı da yorumlayın diyor. Kısaca rüyayla alakalı gereksiz takım uzatma diyebileceğimiz bölümleri eğer almazsak kısaca böyle yorumlayabiliriz. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Kral bu rüyayı gördüğünde Yusuf Aleyhisselam'ın zindanda kaldığı süre hemen hemen birçok müfessirin de kabul ettiği şekilde 10 yılı geçmişti.
zindandan kurtulacağı arkadaşını efendinin benim yanında al dediği süreden kralın gördüğü rüya ise en fazla 3 yılı 9 yıl arası birkaç yıl ki hatırlayacak birazdan Yusuf'u hatırlayacak okuyacağımız 45. ayette. Ama toplamda 10 yıldan fazladır içeride olan bir Yusuf peygamber var. Bu rüya böyle görüldü. Dolayısıyla görülen bir rüya ile iktidara giden bir süreç ama uzun bir süreyi cezaevinde geçiren bir Yusuf peygamber olduğunun ben yine hatırlatmak istiyorum kardeşler. Burada kıssamızla ilgili rüyaları hatırlatmakta fayda var kardeşler. Çünkü bu rüya ile ilgili söylemek istediğim aldığım birkaç not var. Bu okuduğumuz üçüncü ve son rüya. Üçüncü gömleği okumadık. Üç gömlek, üç rüya var demiştik. İlk iki gömlek geçti. Üçüncü gömlek Yusuf Aleyhisselam tarafından babası Yakup Aleyhisselam'a ileride gönderilecek. Ama rüyalardan üçüncüsüne geldik. İlk rüyayı Yusuf Aleyhisselam görmüş ve babası Yakup Aleyhisselam rüyayı tevil etmişti. Ve bu tevil ettiği rüyadan önce... Burada da yazdım. Özellikle biraz renkli gibi oldu ekran ama hakkınızı helal edin. Karışmasın diye ayetler. Birinci rüyanın, ikinci rüyanın, üçüncü rüyanın belli olması için. Dikkat edersen birinci rüyayı Yusuf Aleyhisselam anlattıktan sonra babası rüyasının tevilini yapmadan önce oğlunu daha önemli gördüğü bir konuda uyarıyor. Ne diyor? Kardeşlerine sakın bunu anlatma. Sana tuzak kurarlar, şeytan insan için apaçık düşmandır dedikten sonra rüyasının tevilini yapıyor. Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu, tevilini, bu ilmi sana verecek. Ataların İbrahim, İshak'a verdiği gibi Yakup ailesine de sana da nimetini tamamlayacak diye rüyasının tevilinde bulunuyor. Ve bu rüyanın tevilinin biz şu anda okuduğumuz ayetlerle adım 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 gerçekleştiğini görüyoruz. Kıssanın sonuna doğru da zaten Yusuf Aleyhisselam işte bu babasına diyecek rüyamın teviliydi diyecek ve Rabbim bana şu nimetleri verdi, şeytan aramızı açtı diye bu tevilin, duanın gerçekleştiğini göreceğiz. Bu ilk rüyamızdı. İkinci rüyayı iki genç görmüş ve Yusuf Aleyhisselam rüyanın tevilini yapmıştı. Bu da gerçekleşmişti. Ama bununla birlikte bakın dikkat ederseniz kardeşler Yusuf 4'te rüyayı dinleyen babası Yusuf 5'te 5. ayette babası bir açıklama yapıyor. 6. ayette ise rüyanın tevili var. Burada 36. ayette ikinci rüya iki genç tarafından Yusuf Aleyhisselam'a Muhsin neredensin böyle bir rüya gördük. Bunun bize haberini yorumla tevilini yap dediklerinde 37, 38, 39 ve 40. ayetlerde tevhidi mesajlar veriliyor. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'ı önce uyardığı gibi bu da farklı bir alanda bir uyarıyla Yusuf Aleyhisselam önemli gördüğü tevhidi mesajları veriyor. Akabinde rüyanın orada tevili yapılıyor. İkinci rüyayı da böyle olduğunu görüyoruz. Son rüyaya geldiğimizde burada rüyayı kral görüyor ki rüyayı kralın görmesi de çok önemli kardeşler. Bu rüyayı kral değil de bir başkası görmüş olsaydı bence durum çok farklı olurdu. Yani ülkenin en önemli adamı, bunu ülkenin en önemli adamı değil de sıradan biri görmüş olsaydı bu rüyayı kime tevil ettirecek? Devlet erkanı bunu ne kadar dikkate alacak? Diyelim yorumladı, bu yorum Yusuf'u gitti, Yusuf'tan bu cevap geldi. Kim ne kadar bunu dikkate alacaktı? Daha birçok soru ve cevap yapabiliriz. Yani Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin planının işlemesi, görülen rüya, rüya ile ilgili birazdan vereceğimiz birkaç mesaj ve ki rüyanın kimin görmesi tamamı Rabbimiz Allah Azze ve Celle tarafından seçilmiş, özenle seçilmiş ve doğru bir şekilde seçilmiş olduğunu görüyoruz. Ve ilk iki rüya tevil edilmeden önce başka konulara değinmişti. Bakın burada rüyamızla alakalı mesaj okundu. Kral gördüğü rüyayı yanındakilere söyledi. Hemen sonraki ayetlerde göreceğiz. Akabinde cevap verecekler. Biz bunun tevilini bilmeyiz diyecek ileri gelenler. Sonrasında ben gider rüyanın tevilini getiririm dediğinde Yusuf'a bu rüya gittiğinde Yusuf Aleyhisselam hemen rüyanın tevilini yapacak. Burada ki mesaj şu olsa gerek kardeşler. Rüyayla alakalı teville alakalı, verilecek mesajla alakalı önemli yerden başlanılmasından bahsettik ya.
Burada rüya sahibi bir defa orada değil. Birinci de rüya sahibi Yusuf'tu ve babası Yakup'un yanındaydı. İkisinde rüya sahibi kimdi? İki gençti ve Yusuf'un yanındaydı ve bir sürede daha orada olacaklardı. Üçüncü de kral, rüya sahibi ve Yusuf'un yanında değil. Ve de mesaj tüm insanlığı. Sadece Mısır değil, Mısır çevresindeki de tüm insanlığı ilgilendiren çok önemli bir konuydu. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın orada rüya ile ilgili mesajını hemen verdiğini görüyoruz. Sadece mesajı vermiyor ve daha fazlasını da vermeye çalışıyor. Görülen rüya ile ilgili iki önemli insan ihtiyacı temel gıda görüyoruz kardeşler. Ekmek ve et. Buğdaydan ve etten. İnekten bahsediliyordu. O günkü geçim kaynağı olarak hayvancılık ve ziraat işlerinin yaygın olduğu şeklinde bir takım yorumlar da yapılmış. İşte bir yöneticinin yani kralın bu rüyayı görmesi de kardeşler bence önemli noktalardan birisi bu. Biz birinci rüya için tekrar hatırlatıyorum demiştik ki tevilini okudukça görüyoruz. İkinci rüyayla alakalı da mesaj yine açık. Zaten Yusuf Aleyhisselam rüyayı tevil ediyor. Ama oradan bir çıkarım yapmıştık. Bu çıkarımla alakalı ki ilk rüyayla alakalı secdeden bahsetmiştik değil mi? Bir takım mesajlar vermiştik. Meleklerin yaratılış özelliklerinden bahsetmiştik. Meleklerin bizim gibi aynı alnına, göze, kulağa sahip mi diye bir takım sorular sormuştuk. İkinci rüyayla alakalı da görülen rüyada biri fırıncı veyahut da başında ekmek taşıyan biri fırıncı olduğunu rivayetlerde geçiyor. Kur'an'da bahsedilmiyor ve ekmek taşıyor. Kuşlar ondan yiyor. İnsanlığa hizmet eden bir kişi idam ediliyordu. İkinci rüyayı gören genç ne yapıyordu? Üzüm sıkıyordu, şarap. İnsanların aklını uyuşturan bir madde üretiyordu. İnsanlar için zararlıydı. Bu ürünü yapan kişi ise ödüllendiriliyor, cezaevinden çıkıyor. Güzel bir makama, mevkiye, işe, rahat edeceği bir işe getiriliyordu. Bunun üzerinden şöyle bir yorum yapmıştık. Demiştik demek ki insanlığın, Allah'ın dininin yaşanmadığı putperest toplumlarda insanlığa faydalı işler yapanları böyle cezalandırabiliyorlar. İnsanlara zararlı olan kişileri bilse el üstünde tutabiliyorlar diye bir yorum yapmıştık. Burada kralın rüyasında da şöyle bir çıkarım yapılabilir Allah alem ki kralın rüyasının tevili diğer rüyaların tevili gibi Yakup Aleyhisselam ve Yusuf Aleyhisselam tarafından tevili yapıldı. Şöyle biz biraz yorum yapıyoruz, üzerine tefekkür etmeye çalışıyoruz. Ekmek ve etten bahsediliyor ve bunu bir kral görüyor. Bir yöneticinin, bir kralın rüyayı görmesi halkının geçim kaynağı ile ilgilendiğini ya da ilgilenmesi gerektiği şeklinde de bazı müfessirler yorumlar yapmıştır. Ki devlet halkı için baba gibi olmalıdır. Burada yönetici vasfına sahip kim varsa söz gelimi bir partinin liderinin partiye tabi olanlarını, daha da küçültelim bir derneğin derneğe tabi olanların ya da bir cemaatin bireylerinin o cemaat bireylerini yönetici vasfında olanların onların koruyup kollamasıyla alakalı böyle bir mesaj verilebileceğini Allah alem söyleyebiliriz kardeşler. Burada diğer bir konu. Kardeşler, eftuni fi rüyaya, benim rüyamın fetvasını verin diyor Melik bu ayette. Ve 36. ayette ise iki tane genç, muhsinlerden gördüğü Yusuf Aleyhisselam'a rüyalarını anlattıktan sonra ise ne bi ne diyorlar, bize bu rüyaların haberini ver. Kulağa ikisi de aynı geliyor değil mi? Bize haberini ver ya da bize bunun fetvasını ver. Bu iki kelime rüyalar için kullanılıyor, hüküm ver, haber ver. Böyle kulağa aynı da gelse arada çok ince ve de önemli bir fark vardır. Haber verilmesinde haberin kaynağı herkes olabilir. Siz birinden bir konuda bir soru sorduğunuzda bir rüyanızın yorumu ki rüya ile ilgili söylemiştik bize bir rüya gelirse ne yapmamız gerektiği ile alakalı bir soru sorulduğunda o soruyla ilgili haber verdiğimizde haberin kaynağı herkes olabilir. Birinden alıntı yapılmış olabilir. Kendisinden istenen kişi vereceği haberi başka bir yerden alıntı yaparak da verebilir. Ancak hüküm verilmesi isteniyorsa kardeşler ki burada kralın yaptığı gibi verilecek haberin kaynağı kendisinden istenen kişidir. O yüzdendir ki Yusuf Aleyhisselam kendisinden 36. ayette iki genç kendisinden istenen haberi onlara mutlaka tevilini yapacağını söylemişti. Ama hüküm vereceğim demedi, fetva vereceğim demedi. Çünkü hükmü karara bağlayan kendisi değil Allah'tır. Daha sonra bu iki gencin rüyasını tevil edince de bu fetvasını istediğiniz iş çoktan karara bağlanmıştır dedi.
kaynak olarak kendisini göstermemişti. Ama burada durumun farklı olduğunu görüyoruz kardeşler. Bir sonraki ayette ise Kalu dediler ki, burada hatırlayın kral az önce rüyasının tevilini, fetvasını istemişti, tabirini istemişti. Tevili değildi, tabirini istemişti. Burada da bu ileri gelenler, mele takımı, bakanlar, vezirler artık kimlerse kralın en yakınında yüksek mevkiye sahip ya da ilim ehli ya da bilim adamı ya da profesör ya da bakanları, vezirleri kimlerse onlar da diyorlar ki اَدْغَاسُ اَحْلَمْ bunlar karışık düşlerden ibarettir. وَمَا نَحْنُ بِتَعْو۪يلِ الْاَحْلَامِ بِعَالِم۪ينَ bizler böyle karışık hayallerin yorumunu bilen kişiler değiliz. Bunun tevilini bilmeyiz dediler. Bu da sihirbazlar ve kâin ve tabircilerin krala karşı senin bu rüyan karma karışık rüyalardır. Bizler ise karışık ve şeytani rüyayı bilemeyiz diye böyle yorumlar da yapılmıştır kardeşler. Burada edgas ve ahlam kelimesi geçiyor. Edgas birbirine girmiş, böyle parça parça, boyutları farklı, durumları, görüntüleri, çeşitleri, şekilleri, dikenleri, her şeyleri farklı farklı. Odun yükü anlamında kullanılır. Karışık yani. Buradaki rüyayı da kralın gördüğü insanlığın hayatının tehlikeye atacak büyük bir mesajla ilgili bu cümleyi kullanıyorlar. Bunlar karışık, ne olduğu belli olmayan şeylerdir. Ahlam ise hulmun çoğulu, insanlar uykudayken gördüğü rüya demektir. Burada şunu hatırlamamız gerekiyor. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu rüyayla Hazreti Yusuf'un cezaevinden çıkması, saray hanedanında güvenilir biri olarak görülmesi, ve buradaki birçok kişinin özünde, önünde ilim sahibi, ilim ehli olması ve iktidara giden bir yol olarak sunacak bu rüyayı. Kral bu rüyayı gördüğünde depresyona girdiği, acı çekmeye başladığı gibi rivayetler var. Şimdi onlar aklıma geliyor kardeşler. Bu da normaldir çünkü rüyasında ne görüyordu? Eksik ve zayıf olanın kuvvetli ve kamil olana, onu kahredinceye kadar galebe çaldığını görmüştü. Bu bakımdan tevilini, açıklamasını, yorumunu tabii ki şiddetle isteyecekti. Az önce Hazreti Musa'nın dönemindeki şeyden, Firavun'dan da bahsetmiştik. Kız çocuklarını öldürdüğünü, erkekleri öldürdüğünü ve kız çocuklarını serbest bırakmıştı. Bunun da bir rüyaya dayandığı rivayet ediliyor kardeşler. Kur'an'da bu geçmiyor. Bazı rivayetlerde zikredilir. Bir rüyada görülen bir rüyayla alakalı bir erkek çocuk çıkacak, bir Musa çıkacak ve Firavun'un saltanatını yerle bir edecekti. Bunu duyan Firavun ne yapıyor, Firavun hanedanı? O çocuğu yok etmek için kim olduğunu da bilmiyor. Bütün erkek çocuklarını öldürmek gibi bir karar alıyor. Bazı rivayetlere göre bir yıl öldürüyor, bir yıldır öldürmüyor gibi yorumlar da yapılmıştır. Önemli değil. Burada da bir kral bir rüya görüyor. Gördüğü rüya ilginç. Dolayısıyla zayıf olan güçlü olanı nasıl yok eder? O kurumuş başaklar, tertemiz başakları nasıl sarıp sarmalar yok edebilir? Dolayısıyla bu bakımdan belki de defalarca görüyor. Çünkü burada az önce okuduk, inni era. Yani burada normal bir rüya görmek değil, şüphesiz ki ben, böyle vurgulu bir şekilde ben görüyorum ve gerçekten görüyorum gibi böyle bir vurgulu bir ifade de var kardeşler. Belki de bu defalarca gördüğünü de ifade ediyor olabilir bu bakımdan. Dolayısıyla rüyasının tevilini şiddetle arzuluyor. Kahinleri, tabircileri, yorumcuları, ülkede kim varsa mele takımından hepsini bir araya getirip rüyasını anlatıyor ve bu rüyanın ne olduğunu, yani yorumun bildirimini istiyorlar. Ama Rabbimiz Allah Azze ve Celle tüm bunların hepsini aciz bırakıyor. Kralın o gücüne rağmen, o imkanına rağmen, o ileri gelenleri toplamasına rağmen, o rüyayı gördüren, krala gördüren ve içeriğini de belirleyen tabii ki Rabbimiz Allah Azze ve Celle'dir. Hepsi aciz bırakılacak, bu mesele Yusuf'a gidecek. Ve zindandan kurtulan genç de tüm bunlara tabii ki şahit olması gerekiyor kardeşler. İşte yani bu rüya Yusuf Aleyhisselam'ın iktidara giden gibi yol için önemli bir aslında durum olarak karşımıza çıkıyor. Bir kral için bu rüya merak uyandırmalı mı kendisinde? Öyle bir soru da sorabiliriz. Zayıf inekler güçlü inekleri yiyor.
güçsüz güçlüğü yeniyor, yeşil başaklar kuruyor. Kendini güçlü gören, bu konuda kendisine güçlü rakip olacağını belki de düşünmeyen kralın, acaba burada o yeşil başak benim, Mısır'ın her yerinde sular çağıldıyor, ekmekler pişiyor, tarım, buğday, ziraat işliyor, hayvancılık işliyor. O yedi yeşil başakla yedi semiz güçlü benim ordularım bensem, bu yedi cılız inek de kim? Yoksa benim saltanatımı yok mu edecek diye herhalde düşünmesi doğaldır kardeşler. Dolayısıyla kendi krallığı için, akıbeti için endişe duyuyor olabilir. Hazreti Musa döneminde bir rüya üzerinden saltanatı tehlikeye gireceği korkusuyla tüm erkek çocuklarını öldürmeye kalkan Firavun hanedanında olduğu gibi. Tabii burada bu kralın da bu yönüyle bu rüyayı merak etmesi anlaşılabilir. Bunu anlıyoruz. Kainler burada ne yapıyorlar kardeşler? İleri gelenler, melek takımı tevili olmayan bir şeyin bilgisini nefyederek, uzaklaştırarak, uzak görerek, hatta belki onu kötüleyerek biz onun tevilini bilmiyoruz diyorlar. Tabii ki İmam Kurtubi burada edgaz kelimesinin rüyada görülen bazıları batıl, bazıları da doğru olabilecek parça parça rüyalar olduğunu söylemiştir. Burada ileri gelenler sadece bilmediklerini söyleseler, biz bilmiyoruz bu rüyanın tabirini, yorumunu, tevilini bilmiyoruz deseler daha şık olacaktı. Ama onlar bunu yapmıyorlar. Bunu yapmakla birlikte, bilmiyoruz demekle birlikte bu asılsız, boş, gereksiz, senin de kafanı takmaman, önemsememen, boş vermen gereken karışık, önemsiz şeyler, boş ver ey kralım diyerek aslında büyük bir hata yapıyorlar. Burada bizim de, biz müminlerin de sorulan soruya cevap konusunda nasıl cevap vermemiz gerektiğini, bilmiyorsak bilmiyoruz deyip koruyu bilmemenin bir ezikliğiyle üste çıkmak için sanki burada bu şahıslar üste çıkmaya çalışır gibi bilmedikleri bir şey hakkında yorum yaparak doğrunun yanına bir de yanlış büyük bir tavır sergilediklerini görüyoruz kardeşler bu 44. ayeti kerimemizde. Ve hiçbir olay diğerinden bağımsız değildir. Rabbimiz Allah'ın planının işlediğini burada güzel bir şekilde görüyoruz. Burada olduğu gibi kimsenin içinden çıkamadığı bir rüya ile Yusuf Aleyhisselam ön plana çıkacak, susuzluğu ortaya konulacak ve Mısır'da iktidara giden bir yolda Allah'ın izniyle kendisine kapılar açılacak. Tabii tüm bunları söylerken baştan söylediğim gibi Mısır'da yaşanılan özgürlüğünün elinden alınması, köleleştirilmesi, iftiraya, ağır söylemlere kurban gitmesi, 10 yıldan fazladır cezaevinde kalması, orada da yine taviz vermeden la ilahe illallah deyip tebliğine devam etmesi, ataları İbrahim, İshak, Yakup'un dinine uyması, bu yönüyle hiçbir yerde taviz vermeyip Rabbim Allah deyip ve her yerde en güzel bir şekilde güzel hasletlerini ortaya koyan, bunu fark ettiren güzel bir karakteriyle, İslam'ın bir hassasiyetiyle ön plana çıkan Yusuf Aleyhisselam'ın bu örnekliğini örmemiz gerekiyor. Bunları yaşamadan bu rüyayla birlikte iktidara giden bir hayal, doğru bir yaklaşım tarzı olmayacaktır kardeşler. Bu ayette yeri gelmişken söylemekte tabii ki de fayda var. Biz rüyalar için hatırlarsanız kardeşler şunu söylemiştik. Biri bir rüya görürse ki bu surede de görüyoruz 3 rüya var. Rüyalar soru gibi, cevaplar fetva gibi, sanki vahyi bir cevapla peygamber Allah'tan aldığı ilimle cevap veriyor. Soru ve sorulara verilen fetvalar gibi geliyor. Bize de rüya ile ilgili sorulduğunda biraz şey yapmayalım, ukalalık yapmayalım, bilmişlik yapmayalım. Çünkü rüyada görülen bir güneşin bile birçok anlamı olabilir. Rüyayı gören kişinin konumu, durumu, maddi durumu, mesleği, cinsiyeti, doğduğu yer, geçirdiği hastalıklar, hayata bakış açısı, dini inancı, Allah tasavvuru hepsi çocukken geçirdiği bir kaza, denizdeyken güneş yanından dolayı çektiği acı, gördüğü rüyanın anlamını değiştirebilir. Gördüğü bir güneş. Ama rüya tabirleri kitabına gidin bakın. Rüya tabirinde güneş görmenin anlamı şudur denilir. Bu doktorlukta da yapılan bir hatadır. Bir adam hemen öksürüyorsa ona ne verilir? Antibiyotik verilir ya da röntgen çekilir. Halbuki antibiyotik, röntgen çekmek en son yapılacak şeydir. O insana yapılacak şey daha önce bu hastalığı geçirdi mi? Nereli olduğu, kaç yaşında olduğu, ailesinden bu hastalığı geçirenler var mı? Kan tahlili gibi birçok şey yapıldıktan sonra o kişiye belli ilaç verilir. Tıpkı bunun gibi
Rüya yorumuyla alakalı bunları da söylemiştik. Bu ayetlerden o günkü toplumun ziraatle ulaştığını, hayvancılıkla yaptığını, rüya tabirlerinin de meşhur olduğu bir dönem olduğunu da görüyoruz kardeşler. Bununla alakalı rüya tabirlerinde ön plana çıkıyor. Ama burada özellikle rüya ilk nasıl tabir edilirse öyle çıkar diye bir söz var, duymuşsunuzdur. O yüzden benim büyüklerim de derdi küçükken, oğlum bir rüya gördüysen bunu düşmanına anlatma. İlk yaptığı yorum doğru çıkar. Kötü biri ise yapacağı bir yorumla başına iş alırsın falan derlerdi. Dikkat ederseniz rüya ilk nasıl tabir edilirse öyle çıkar sözünün bu okuduğumuz ayetlere göre batıl olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü kâinler, tabirciler, rüya yorumcuları ne yaptılar? Yorumda bulundular. Bu rüya boş, gereksiz, anlamsız gibi şeyler söylediler. Ama böyle olmadığını, Hazreti Yusuf'un kıtlık ve bolluk yıllarıyla yorumladığını ve nitekim tevilinde aynen çıktığını görüyoruz. Yine rüya bir kuşun ayağının üzerindedir, tabir olunda düşer sözünün de yine batıl olduğunu, doğru olmadığını bu ayetimizde görüyoruz kardeşler. Bugünkü okuyacağımız 3. ayetimizde kardeşler, 45. ayetimiz. Burada da vekale lezi nece minhume. O ikisinden kurtulan, zindandaki o ikisinden kurtulan dedi ki, o saki var ya, meyve suyu, meşrubat, içecek ikram eden krala. Ve zekera. Burada ve zekera kelimesi gelmesi gerekiyor. Hatırladığı anlamında. Beltek z yerine d gelmiş. Ve zekera değil, ve zekera. Ve zekera hemen hatırladı. Ve zekera geniş anlamda bir hatırlamak. Ama kral, bunda çok şey yapmıyoruz kardeşler, yadırgamıyoruz. Düşünün bu iki gençten biri Yusuf Aleyhisselam kendisinden bir şey istemiş. Efendinin yanında Benam bunu unutmuş. Sonra bir tablo görüyor. Karşısında kral böyle kıvranıyor. Bir rüya görmüş, korkmuş, ürkmüş, depresyona girmiş. En ileri gelenler rüyayı çözemiyorlar, aciz kalmışlar. Ve verdikleri cevap kralı daha da öfkelendiriyor belki. Böyle bir durumda zindanda yaşadıkları ve mahcup oldukları, cevabını bilemedikleri, yorumunu çokça istedikleri ve güvendikleri Yusuf'a gelip de muhsinlerden gördüğü Yusuf Aleyhisselam'dan bu rüyamızın tabirini, haberini bize ver dedikleri bir yaşadıkları bir durumu kral yaşıyor. Daha farklı bir ortamda, farklı bir şekilde ve burada vaddekara ifadesi hemen hatırladı. Tabii ki siz de yaşadığınız bir şeyin aynısını bir başkası yaşarken gördüğünüzde hemen bu görüntü sizi geçmişte yaşadığınız bir şeyi hemen hatırlamanıza sebep olur. Vaddekara hatırladı hemen. Ba'de ummetin ene unebbi'ukum bita'vilihi fe'ersilun. Hatırladı ve sonra ben size haber veririm, bunun yorumunu beni gönderin dedi. Dediğiniz gibi kardeşler bu gencin Yusuf'u aleyhisselamı hatırlamasına sebep olan onun rüya tevilindeki de ilmi olmalı. Çünkü buna bizzat Yusuf Aleyhisselam'ın rüya tevilindeki ilmine şahit olmuştu. Biz bu surede Yusuf Aleyhisselam'ın tevil ettiği iki rüyadan birinin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu genç tahliye oldu, hapisten çıktı ve denildiği gibi denilen kişinin efendisinin yanında bir işe başladı ve saki olarak ona içki hizmeti, hamur, içki içmesinden bir mesleğe geldi. Ve diğer acaba idam edildi mi diye sorduğumuzda demek ki edilmiş ki biz buna iman ediyoruz. Peygamber vahiyle bir şey bilecek, bu gerçekleşmeyecek. Mümkün mü? Mümkün değil. Burada bu kişi Yusuf Aleyhisselam'a güveniyorsa, ikimizin rüyasını tevil etti, İşte biri çıkmamış olsaydı bu kişi buna cesaret edemezdi. Beni gönderin, ben rüyanızın tevilini yapabilirim demezdi. Korkardı. Ya Yusuf rüyanızı tevil etti, benimki çıktı ama diğeri çıkmadı, diğer arkadaşım öldürülmedi gibi bir şeye giderdi. Demek ki iki rüyanın da tevili aynen gerçekleşti. Biri idam edildi ve diğeri serbest kaldı. Zaten onu okuyoruz. Buradan bunu da çıkartabiliriz. İşte buna şahit olmuştu ve bundan dolayı hemen aynı şeyi yaşayan kralın bu durumdan dolayı daha önce unuttuğu Yusuf'u hemen hatırladı. Burada kardeşler ümmet kelimesi de geçiyor. Bir topluluk anlamında olduğu gibi aynı zamanda bir zaman birimidir. Ümmet kelimesi Hud suresiydi 8. ayette. Sayılı bir ümmete yani sayılı bir zamana kadar şeklinde bir ifade de vardır.
Fahrettin Razi'ye göre ümmet kelimesinin toplum ve zaman arasındaki bağlantısını Arapların da bazen bu kelimeyi hem toplum anlamında hem de zaman ölçüsü olarak kullandığı ile alakalı getirdiği bir takım delillendirmeler olmuştur. Bunu ifade ediyor. Toplum, ümmet toplum anlamında belirli insan gruplarından oluşurken zaman da gün, ay, yıldan oluşur. Böyle benzetme yapanlar da olmuş. Bu ayette de ümmet kelimesinin geçmesi Saki'nin Yusuf'u hatırlamasının uzun yıllar sonra olduğunu ifade ediyor kardeşler. Üzerinden uzun yıllar geçti ama bu olayı görünce hemen hatırladı. Uzun yıllar geçtikten sonra hemen Yusuf'u hatırladı. Zaten 42. ayette de bu ifade edilmişti. Şeytan onu unutturunca Yusuf Aleyhisselam yine bir süre daha zindanda kaldığı söylenmişti kardeşler. Burada bir diğer konu, burada biraz durmak istiyorum kardeşler. Daha önce bu zindandan kurtulan genç rüyasında içecek sıktığını görmüş ve bunun tevilini dinlediğinde özgürlüğüne kavuşacağını öğrenmişti. Saki rüyası ile ilgili kardeşler ve kral da bu konuda bir rüya görüyor. Yani kendisi gördüğü rüyanın tevilini dinlemiş, müjdesine nail olmuş ve gerçekliğine şahit olmuştu. Kral da bu konudaki rüyasını anlatıyor. Yanındakiler biz bunun tevilini bilmeyiz diyorlar. Buradaki bu Saki'nin kardeşler, ben size onun tevilini haber veririm, hemen beni gönderin diyor ya. Ben birini tanıyorum, o size yardımcı olabilir demiyor. İlginç burası kardeşler. Bunun yerine iki defa ben diyor. Birinci de bir fiilde, bir de zamir olarak öncesinde ben size onun tevilini haber veririm. Beni burada gönderin. Bir fiil olarak, bir de zamir olarak burada ben diyor ve böyle birini tanıyorum. O size rüyanın yorumunu yapabilir, yorumlayabilir. Onu çağırın da demiyor. Halbuki Yusuf Aleyhisselam yıllar önce kendisinden bahsedilmesini istemişti Melik'ten. Doğru mu? Şeytan bunu unutturmuştu. Doğru mu? Fırsat bursat. Aha şimdi söyleyebilirim. İşte Yusuf diye biri var. Kralım zindanda. Bu işte iyi. O da zaten benden bir şey istemişti. Bunu da yerine getireyim diyebilir miydi? Diyebilirdi. Ama ne Yusuf'tan bahsediyor, ne Yusuf'u çağırın diyor, ne de bu konuda rüya tevili yapacak biri var, onu buraya getirtirin gibi hiçbir cümle kullanmadığını görüyoruz. Neden diye bir soru sorabiliriz. Cevap şu olabilir kardeşler. Bu rüyayı tevil etme işinde çaresiz kalan ileri gelenler, yanlış bir şey diyerek kralın gözünde belki kötü görünmek de istemediler. Cehaletleri bu konuda ortaya çıkacaktı. Aziyetlerini de gizleyerek bu rüyanın boş, asılsız, önemsiz olduğunu iddia etmişlerdi. Bu gençte bir sonraki ayetten anladığımız üzere bu rüyanın tevili ile Yusuf'un asıl değerinin belki de ortaya çıkacağını düşünse de sanki kendisi için de burada bazı güzellikler olabileceğini, kralın kendisini de belki de ödüllendireceğini düşünmüş olabilir mi? Olabilir. Böyle bir mesaj da burada var gibi kardeşler. Daha önce Yusuf'u anmayı ona şeytan unutturmuştu. Şimdi ise o bu aşamada bilerek Yusuf'u unutuyor. Ondan bahsetmiyor, anmıyor. Eğer bu yorumumuz doğru ise şunu söyleyebiliriz. Bu iş fırsattan istifade etmektir. Bu doğru bir davranışta değildir. Burada Yusuf için bir şeyler yapmak gerekirken arada kendimize de bir şeyler pay çıkartma gayreti aslında hiç de hoş karşılanacak bir durum değildir. Bu hal insanda başkalarına iyilik yapma motivasyonumuzu düşürür kardeşler. Yapacağımız iyilikten sonra her defasında artık karşılık bekleriz. Karşılık beklemeden bir başkasına iyilik yapmayız. Karşılık beklemeden bir başkasına iyilik yapmamak da Allah muhafaza kişiyi nifak alametlerine, münafıklığa kadar götürebilen bir durum olabilir. Çünkü yaptığımız her iyiliğin sonrasında bir karşılık beklemeye başlarız. Bu karşılığı göremeyince de artık ne yaparız? İyilik yapmaktan vazgeçmeye başlarız. Biz iyiliği ibadet olduğu için yapmalıyız. Rabbimizin rızası için ve karşılığını ondan bekleyerek. İşte bu iyilik yapma fırsatı Rabbimizin bize verdiği bir nimettir. Rabbim
bu iyiliği yapabilme imkanını, nimetini, kabiliyetini, yönelimini, vicdani bir hareketliliği bana verdi. Bu bir nimettir. Rabbim sana hamdolsun. Ben de bu iyiliği kaçırmam demeli mümin. Yani orada böyle bir durum olduğunda bu şahsın aslında ortaya çıkıp, ey kralım, zindanda bir genç var. İki kişi hakkında yorum yaptı. Birimizin idam edileceğini, birimizin de çıkacağını, yani benim ve sizin yanınıza işe başlayacağımı tevil etti. Onu buraya çağırın ya da beni ona gönderin. Yusuf bu ve susuz yere yatıyordu gibi hiçbir şey söylemiyor. Yusuf da bunu zaten fark edecek. Rüyanın tevilini yaptıktan sonra onu bana getirin dediğinde restini çekecek, çıkmam diyecek. Çünkü görev tam yapılmamış, kralın yanında hala anılmamış istediği gibi. Kralın yanında anılması gereken neydi? Hakkında bir araştırma yapılması gerekiyordu. O da cevap verdi. Ellerini kesen kadınları bir araştırsın bakalım kral diyecekti kardeşler. Ben size onun yorumunu haber veririm. İfadesinde kardeşler size şeklinde çoğul bir hitap var. Bu da sadece kral ya da kral ile yanındaki kain, sihirbaz ve tabirciler kastedilebilir. Krala çoğul sigasıyla hitap edilmesi de krala olan bir saygı nedeniyle olabilir. Beni gönderirseniz size rüyanızın tabirini getiririm der. Kral da onu hapishaneye gönderir. İbn-i Abbas'a göre hapishane kardeşler şehrin dışında bir yerde, uzakta bir yer olduğu için bu şahsın Yusuf'u da tanıyor. Böyle bir teklifte de bulundu. Beni gönderin dedi. Kral da ona işinden bir günlük, iki günlük neyse artık izin verdi ve gönderdi. İbn Abbas'ın şehir dışında hapishanenin olduğu ile ilgili yorumunu bu yüzden söylüyorum. Bir sonraki ayetten de anlıyoruz ki kral Sakis'ini zindana gönderecek Yusuf diyerek Yusuf Aleyhisselam'ın kralın rüyası Yusuf Aleyhisselam'a aynen kelime kelime noktası mobiline anlatılımı göreceğiz kardeşler. Muhtemelen yardımcıların isteyemeyeceği bir durumdur. Çünkü yanındakiler bunlar karma karışık rüyalardır demişlerdi. Ve gerçekten de böyle bir genç var. Rüyanın yorumunu yaparsa bu şahıslar kralın gözünden düşecekleri bir durumdu. Ama kral içi içini yiyordu. Belki de akıbetiydi. Belki de krallığı yok edilecekti. Kaybedeceği de bir şey yoktu. Ve bu kişiyi zindana gönderdiğini bir sonraki ayette inşallah göreceğiz kardeşler. Kısaca bu 43, 44 ve 45. ayetlerden çıkarımlarımız, birkaç çıkarımız var kardeşler. Kıssamızda anlatılan rüyalar üzerinden önemli mesajlar verildiğini görüyoruz. Tevillerini okuduğumuz gibi o günkü toplumu da anlatan, o günkü topluma benzeyen, bugünkü toplumların da benzeri bir şekilde bize önemli mesajların verildiğini görüyoruz. Bu kıssamızdaki 3 rüyayı tahlil edince anlıyoruz ki sorulan sorulara cevap verirken önceliği olan asıl konudan başlayarak sorulara cevap verilmesi gerekiyordu. Yusuf Aleyhisselam'ın babası tevhilden önce kardeşlerini anlatma demişti. İki gence tevhidi mesajlar verilmişti ama kralla ilgili kral rüya sahibi de yok. Ama insanlığı ilgilendiren çok önemli bir mesele var. Hemen rüya yorumu yapılıp gönderilmişti. Gene o günkü Mısır'da yönetimin krallık olduğunu, geçim olarak ziraat ve hayvancılığın yapıldığını, aynı zamanda rüya yorumlama işinde önemli bir iş olarak yapıldığını görüyoruz ki kaldı ki biz Kur'an'dan okuduğumuz kadarıyla her peygamber, her resul gönderildiği toplumda ne reverçtaysa, ne daha çok değer veriliyorsa, önemliyse bununla alakalı bir mucizeyle gittiğini biliyoruz. Hazreti İsa'nın tıp ilmiyle gitmesi, Peygamber Efendimiz'in edebiyatın yüksek olduğu ki son resul, son kitap, onda farklı farklı boyutları var. Edebi yönü olan bir kitap ile, Kur'an-ı Kerim ile toplumun karşısına çıkması. Yusuf Peygamber'in de burada rüya tabirleriyle ilgili şeylerin, mesleğin böyle insanların çok fazla etkilediği, insanların kaderini belirlediği, ileriye dönük bir takım yorumlar üzerinden belki de hayatlarını şekillendirdiği bir durumda rüya teviliyle ilgili bir mucizeyle, bir imkanla, bir yetenekle, bir Allah vergisi durumla on plana çıktığını görüyoruz. Ülkeyi yöneten makam ve mevki sahiplerin toplumun ekonomisiyle yakından ilgilenmeleri gerektiğini, devletin en önemli görevlerinden de kim nerede reisse, reis olanların reislik yaptıkları tabakada kim varsa onlara sahip çıkması, en basitinden bir ailede babanın, bir dernekte bir başkanın, bir vakıfta veya cemaatte imamın ya da bir devlet icaresinin halkının bu yönüyle işleriyle, ekonomik anlamdaki sıkıntılarıyla da ilgilenmeleri gerektiği üzerinden buradaki kralın gördüğü rüyadan böyle bir yorumda bulunabiliriz.
Allahu alem tabii ki. Haber vermek ile fetva vermek, hükmetmenin aynı şey olmadığını yine öğrendik, görüyoruz. Cevabını bilmediğimiz ama öğrenmemiz gereken sorunların cevabını bulmak için gayret etmeliyiz. Kral bir sorunu var, sıkıntısı var, pes etmiyor. En yakınındakiler boş ver bunu, uğraşma, bunlar boş şeyler dese de ne yapıyor? Tuttuğunu kopartmaya çalışıyor, arıyor, tarıyor ve belki de hiç itimat etmeyeceği kölenin birinden bile bu konuda yardım alıyor. Peki diyor, senin ne haddine burada bu adamlar profesörler bilmediği sen nasıl ön plana çıkarsın da onların yapamadığını ben yaparım dersin gibi azarlayıp kovmuyor. Tamam diyor, hadi git bakalım deyip köleyi Yusuf'un yanına gönderiyor. Burada işte cevabını veremediğimiz, bilmediğimiz şeyleri öğrenme konusundaki gayret ve çabamızın olması gerektiğini görüyoruz. Tarafımıza sorulan bir sorunun eğer cevabını bilmiyor isek yorum yapmamalı. Bilmiyoruz dedikten sonra farklı yorumlar ile olayı çarpıtmamalı. Buradaki kişilerin bu rüya ile ilgili yaptıkları çarpıtma gibi. Kral rüyasının fetvasını istedi. Yanındakiler ise bundan aciz olduklarını söylediler. Yine buradan anlıyoruz ki hüküm her zaman Allah'a aittir. Allah bir şey dilemişse o olur. Siz ne yaparsanız yapın. Burada o rüyanın yorumunu siz yapamayacaksınız. Kim yapacak? Yusuf yapacak. Hüküm her daim Allah'a aittir. Hiçbir olay diğerinden bağımsız değildir. Rabbimizin planını yine adım adım işlediğini görüyoruz. Bu ayetlerde günümüzde kullanılan batıl olan bir rüya ile ilgili bir takım sözlerin de geçersiz olduğunu söylemiştik. Yapılan iyilikler muhatabımızdan karşılık beklemeden olmalı. Mükafatı sadece Rabbimizden beklemeliyiz. Burada bu sakinin de Yusuf'tan bahsetmeyip yine kendisine bir pay çıkartmaya çalışıyor gibi bir yorumumuzdan yola çıkarak da bunu söyleyebiliriz kardeşler inşallah. Rabbim nasip ederse bir dahaki derste Saki zindana gidecek. Ey Yusuf, ey sadık kimse deyip kralın rüyasını adım adım tane tane aynen naklettiğini Yusuf Aleyhisselam'ın cevabını göreceğiz. Bir sonraki dersimizde inşallah kaldığımız yerden 46. ayetten devam etmek üzere. Rabbim razı olsun dinlediğiniz için. Geceniz mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.